Bahri, hadi ne söyleyeceksen söyle. Bak Meryem, çok iyi özellikler var. Ben sana söyledim dün gece. Bir de beni düşünür müsün? Nasıl yaparım Meryem? Benim bir ailem, çocuklarım var. Bak, Deniz'i iyi bir yurda yerleştiririz. Tamam mı? Benim gözetimimde olur. Daha sonra da başlayacaksa bir ilişkimiz başlar. Benim derdim o değil Bahri. Kızımı senden, babasından başka kime emanet eder? Yine bana emanet edeceksin. Anlamıyorsun. Bana çok bağlı. Ben ölürsem dağılır gider. Okul filan da okumaz. Meryem. Oysa ki tek hayalim onu babası gibi doktor olarak görmek. O yüzden senin yanında, gözünün önünde olsun istiyorum. Bu istek biraz fazla değil mi Meryem? Ben bu akşam Deniz'le konuşacağım Bahri. Anlaşılan sen benim derdime derman olmayacaksın. Meryem. Evet. Böyle bir durumda seni yalnız bırakmak hiç içime sinmiyor. Bırakma o zaman. Tamam peki. Kızına sahip çıkacak mısın yani? Evet çıkacağım. Yalnız hem de senden bir isteğim olacak. Nedir? Deniz'in benim kızım olduğunu şimdilik kimseye, hatta kendine bile söylemeyelim, olur mu? Peki, sen sahip çıktın. Yalnız bir isteğim daha olacak. Nedir? Ameliyattan sağ salim çık. Bu illeti yen ve geri dön oğlum. Aa, İkbal, senin ne işin var burada? Biraz konuşmak istiyorum Bahri. Tabii. Ben gideyim artık. Seni ararım Bahri. Peki. Meryem çok eski bir hemşire arkadaşım. İkbal de eşim. Memnun oldum. Ben de. Dün gece söylediklerin kafama takıldı Bahri. Bir kahve içelim diye uğradım. Kafana takılacak hiçbir şey yok. Son zamanlarda ailemle yeterince vakit geçiremiyor olabilirim ama bana bu konuda tam destek vereceğine söz verdin. Evet söz verdim. Şimdi lütfen vazgeçme. Vazgeçtiğim falan yok. Yok öyle bir şey. Ben seni bilmez miyim? Hep böyle edebi söylersin söyleyeceğini. Yoksa nereden çıkıyor 19 yıllık evliliğimiz var, sırlarımız var falan? Her şeyi tamamen yanlış anlamışsın. Efendim oğlum? Baba, senden izin almak için aramıştım. Havuza gitmek için. Tabii, gidebilirsin çocuğum. Yalnız tek gitmek istemiyorum baba. Pelin de benimle gelebilir mi? Hem Banu da var. Pelin cezalı biliyorsun. Baba lütfen. Hem bugün birlikte derste çalıştık. Ben bilirim onun ders çalışmasını. Baba 40 yılın başına senden bir şey rica ediyorum. Hem çık eğlen diyorsun hem de beni kırıyorsun. Tamam peki. Pelin yatsın kalksın sana dua etsin. Yalnız sen biraz dışarı çık eğlen de sosyalleş diye veriyorum bu izni. Tamam mı oğlum? Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Hadi ben kalkıyorum. Ha bu arada ben geldiğimde içerideki kadının bakışlarını hiç beğenmedim, haberin olsun. Durduk yere icat çıkarma ya. Son iki gündür halini hiç beğenmiyorum. Sen de bir icat çıkarma, tamam mı? Hadi canım, hadi güle güle. Annem, hadi ne söyleyeceksin? Çok merak ediyorum. Deniz, şimdi sen yeni bir hayata başlıyorsun. Anne, niye sen diyorsun ki? Yeni bir hayata biz başlamıyor muyuz? Kızım, ben buraya taşınmak istemiyorum. Anne, neden ki? Zaten emekli de oldun. Beni yalnız mı bırakacaksın burada? Bak, üniversiteyi kazandın. Koskocaman kız oldun. Hem kendi ayaklarının üzerinde durman lazım. Yarın öbür gün evleneceksin. Yine ayrılacağız, değil mi? Hayır, evlenmeyeceğim. Ben hiçbir zaman ayrılmayacağım senden. Benim. İpek kızım. Her kuşun yuvadan uçacağı vakit gelir.
Senin de kendi kanatlarınla uçacağın gün geldi işte Deniz. Annem niye ki? Hem uzakta olmamız birbirimizi sevmediğimiz anlamına gelmez kız. Anne, benim yerim senin yanın. Eğer sen yoksan ben okul falan istemiyorum. Ne demek istemiyorum Deniz? Her akşam doktor olacağım hayaliyle yatıp her sabah bu umutla kalktın kızım. Böyle istemiyorum demek olur mu? Olur. Eğer sen buraya taşınmıyorsan tıp okumuşum okumamışım hiç önemli değil. Lütfen artık kapat bu konuyu. Sen de buraya taşınıyorsun. Hevesimi kursam da bırakma. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Anne, senin kolyen nerede? Bilmem düştü galiba. Hiç çıkarmadığın kolyen düştü, öyle mi? Siz çıkar bir yerden. Var ya yanımda kalsan aslında çok daha.